Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi hem güzel hem de kolay bir yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle mürdüm mor renginde angora simsiz ip kullandım. Örneğimiz bu şekilde, bakın parça halinde başladım bugün sizlere. Dediğim gibi tam böyle yazlık bir örgü. Dilerseniz kış içinde kendinize yelekler de yapabilirsiniz. Şimdi iki tane örneğini anlatacağım size. Şöyle alt trabzanıyla hemen modelimize geçelim. Ara ara zaten göreceksiniz. Şimdi farklı bir renkten hemen başlıyorum. Bakın şöyle 5 tane zincir çektim. 3'er tane trabzanla modelimi hemen başlıyorum değerli izleyicilerim. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Bakın. Kenar trabzan olarak önce yan yana 3 tane trabzan örüyorum. Sonrasında 1 2 zincir çektim. Bir doladım. Şöyle 1 2 trabzan aralıklı batıyorum. Şimdi aynı yere 3 tane önce trabzan örüyorum. Sonra arada 1 2 zincirim var. Yine aynı yere, alt ucu olduğu için şimdi böyle biraz yan gibi örüyorum. Ama normalde ikinci örneğinde aynı yere batıyoruz. Sonrasında yine 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar bakın 2 tane trabzan, yani şöyle yan olarak sayarsak hemen yine aynı şekilde başlıyorum. 3 tane önce trabzan, sonra 2 zincir, aynı yere batıyorum. Bakın yine 3 tane. Sonrasında 1 2 zincir çektim. Şimdi yine 2 trabzan aralıklı batıyorum. Bakın burası da diyelim ki ön bandı. Ön bandında da kaç tane alt ucunda trabzanımız varsa o kadar yapıyoruz. Şimdi bu örnek olduğu için daha az yaptık. Normalde 8-10 tane. Şimdi 4 tane trabzan yaptım. Ön bandı diyelim. Dönüyorum. 3 tane zincirle bakın. Önce buradaki trabzanları örüyorum. 4 tane. Sonra 1, 2, 3 zincir çektim. Buradaki bu 2 zincirin içine önce sık iğneyle tutturdum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Bu 2 zincirin içine bu şekilde örüyorum. Yine tekrar 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen tutturuyorum. Bakın. Yine 5 tane zincirim var. Çiçeğimin içine bir trabzan. Tekrar 5 zincir. Hemen yanına tutturdum. 3 tane zincirle kenar trabzanını örüyorum. Şu an bir örneğim bitti sevgili izleyicilerim. 2 sıradan oluşan bir yelek örneği, bakın. Harika bir örnek. Bu renkten de çok kibar durdu. Şimdi ikinci örneğe geçmeden sizler için örmüş olduğum parçayı görelim ve ikinci örneğimizle devam edelim. Bakın şimdi burada 3 tane zincir çekmiştim. Kenar trabzanı olarak 3 tane trabzan örüyorum öncesinde. Sonra 1 2 zincir doluyorum. Şimdi buradaki bu trabzanlı olan, tek trabzanlı olan yerin içine önce 3 tane trabzan, 2 3. Sonra da 2 zincir. Yine aynı yere batıyorum. Bakın. 3. Tekrar arada 1 2 zincirim var. Yine karşıya batıyorum. Şuraya karşıya. Yine aynı şekilde. Önce 3 tane trabzan örüyorum. 2 zincir, tekrar
3 trabzan. Birinci sıramız bu şekilde. Yine ikişer zincirim var ve trabzanlarla sıramı tamamlıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Bakın yine 3 tane zincirle dönüyorum. Önce trabzanları ördüm. Sonrasında yine 3 zincir çektim. Burayı tutturdum. Şimdi 5 tane zincirim var. 3, 4, 5 zincir. 2 trabzanların arasına tutturuyorum. Trabzanlı yine 5 zincirim var. Yine bakın devam ediyorum. Yine aynı şekilde 5 zincir. Tutturuyorum. 1 tane trabzan. Yine 5 tane zincirim var. Ve sıramı bu şekilde tamamlarken siz örneğimi yakından görün. Ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip videomuzu tamamlamak istiyorum. Bakın şöyle. Dediğim gibi çok basit gibi görünür. Ama o kadar da kolay ve kibar. Parçamızın küçük olduğu için böyle görünebilir. Bakın büyüdükçe daha da net. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.